kıymetli Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Temsilcimiz, çok kıymetli Dekan Yardımcım, kıymetli hanımefendiler. Öncelikle toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantımızın güzelliklere, kadına yönelik şiddetin son bulmasına ve kadınlarımızın daha güvenli, huzurlu, en temel yaşam hakkı olan, en temel insan hakkı olan yaşama hakkı ve vücut bütünlüğünü korunmasına katkı sağlaması temennisiyle toplantıyı başlatıyorum. Toplantımız 2020-2021 yılları kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planının uygulaması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere 81 ilimizde eş zamanlı olarak toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantı Aralık'ın 17'sinde gerçekleştirildi. Valilerimizin başkanlığında. İçişleri Bakanlığımız aynı toplantının 20.12.2019 Cuma günü saat 10'da, yani bugün bu saatte tüm Türkiye'de, bütün ilçelerde gördüğünüz Hazinenin başkanlığında ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının en üst temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmesini noktasında bizleri talimatlandırdılar. Bizler de bugün kadına yönelik şiddetle mücadele de yapılması gereken faaliyetler, uygulanması gereken faaliyetler, bu konudaki eylem planında öngörülen iş ve işlemleri görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Toplantının açılışında ifade ettiğim gibi, toplantının kadına şiddetin sıfır toleransın toplumca, bütün kesimlerince tanınmadığı, efendim şiddetin karşısında bütün kesimlerin en kararlı bir şekilde durduğu, hukuki çerçevede mücadelesini, bilinç seviyesinde mücadelesini verdiği ve oluşturduğu bir yapının, bir toplumun inşasına katkı sağlaması temennisiyle toplantımızı açıyorum ve sözü sunumu yapacak olan arkadaşımıza bırakıyorum. Evet, buyurun. Üçüncül korumadır. Teşekkür ederim. Birincil koruma, ikincil koruma ve üçüncül korumadır. Birincil koruma şiddet henüz ortaya çıkmadan önleme çalışmalarıdır. İkincil korumamız ise şiddet olayı yaşandıktan sonra
Şiddet olayının tekrarlanmaması için yapılan önleme çalışmalarıdır. Üçüncül koruma ise maalesef ki şiddetin uzun süreli devam etmesi neticesinde şiddet uygulayan ve şiddete maruz kalan bireylerin rehabilitasyonunun sağlanmasıdır. Bu konuda en çok görev Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'na düşmektedir. Bizler kadına yönelik şiddetli mücadelede kadına şiddete sıfır tolerans çerçevesinde yaklaşmalıyız. Çünkü bu işin içerisinde görev yapmakta olan personeller ve profesyonellerimiz bulunduğundan bu bakış açısıyla yaklaşmamız her türlü iyi bir rol model olacaktır. Bu konuyla alakalı infografik bir videomuz var. Bunu sizlere sunmak istiyorum. Kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planında 3. ulusal eylem planımız yürürlüğe girmiştir. Özür dileriz. Evet, devam edebiliriz. 25 Kasım 2019 tarihinde Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin de teşrifiyle gerçekleşen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü programı gerçekleştirilmiştir. Bununla alakalı işbirliği protokolü ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kamuoyuna duyurulmuştur.
koordinasyon planımızda 7 temel hedef ve 75 faaliyet bulunmaktadır. Aynı zamanda da 4 alt hedefimiz bulunmaktadır. Az önce izlemiş olduğumuz videoda da bu 4 temel alt hedef çerçevesinde bir bilgi sunuldu. Biz daha çok bunların hangi bakanlıklar bünyesinde sağlanacağı hakkında sizlere bilgi vereceğiz. 4 temel alt hedefimize değinelim. Mevzuatın etkin uygulanması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, farkındalığın artırılması ve bilinç yükseltilmesi, veri toplama ve araştırma. Mevzuatın etkin uygulanmasında değerlendirme, uygulama çalışmalarına yönelik programların ve uygulanan formların geliştirilmesi sağlanarak 81 ilde genelge yayınlanması sağlanacaktır. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesinde ise kurum ve kuruluşlarımızda oluşturulacak gelişmeler hakkında bilgi sunacağız sizlere. Aile mahkemelerinin uzmanlaştırılması sağlanacak. Alo 183 ihbar hatlarının yine uzmanlaştırılması sağlanılacak. Kadın konuk evlerinin ihtisaslaşması sağlanacak. Belediyelerin kadın konuk evi açması yönünde faaliyetlerde bulunulacak. Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Yine cinsel şiddet mağdurlarına yönelik özel rehabilitasyon alanları, özel destek alanları oluşturulacak. Kolluk kuvvetlerince uygulanan formların güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi sağlanılacak. Kadın destek uygulamalarında artışlar sağlanılacak. Elektronik kelepçe uygulamasında farkındalık oluşturmak için tekrar çalışmalar yapılacak ve yaygınlaştırılmaya çalışılacaktır. Farkındalık artırma ve bilinç yükseltmede ise bakanlıklarımız kendi bünyesinde çalışan personellere yönelik eğitim ve seminerlerde bulunulacaktır. Veri toplama ve araştırma kısmında ise bizler kadınlarımıza veya şiddet mağdurlarımıza hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda kaç tane vatandaşımıza hizmet verdiğimiz, cinsiyet, yaş, ilişki durumu gibi durumların tespit edilmesi konusunda verilere kolay ulaşabilmek için çalışmalar sağlanılacaktır. Evet, şimdi 81 ilde uygulanılacak olan koordinasyon planı hakkında hangi bakanlıklarımız görev yapmakta, bunlara değinelim. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında genelgeler yayınlanacak ve bu kapsamda sorumlu olan kurum valiliklerdir. Düzeltiyorum. Affedersiniz. Tamam, devam edebiliriz Serpil Hanım. 81 ilde mevcut olan kadın yönelik şiddetle mücadele ile eylem planları etkin olarak uygulanılacak. Burada sorumlu olan kurum ise İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'dır. Yine kadına yönelik şiddetle mücadelede sürecin etkin bir şekilde sağlanması ve devam ettirilmesi için sorumlu olan kurum İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'dür. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hedefimizde ise şönimlerde kurumsal kapasitelerde gelişmeler sağlanılacak ve ihtiyaçlar doğrultusunda eksiklikler giderilecek. Bu kapsamda sorumlu olan kurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dır. Yine sosyal hizmet merkezlerinde 6.284 sayılı kanun kapsamında hizmet veren birimlerimizin geliştirilmesi sağlanılacak ve bu kapsamda bireylerimize gerekli hizmetlerin sunulması amaçlanacaktır. Sorumlu olan kurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dır. Kadın konuk evlerinin ihtisaslaşması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Burada da sorumlu kurumumuz Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dır. Aileyi sosyal destekleme programı kapsamında personellerin alınması sağlanarak bu personellerin eğitilmesi hedeflenilecek ve vatandaşlarımıza ve ihtiyaçlarına yönelik gerekli hizmet ve desteklerin sunulabilmesi için gerekli hedefler belirlenilecektir. Sorumlu olan kurumumuz Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dır.
Belediye Kanunu'nun 14. maddesi kapsamında nüfusu 100 binden fazla olan her belediyemizin kadın konuk evi açması zorunludur ibaresi yer aldığından dolayı her belediyenin, yani nüfusu 100 binden fazla olan belediyelerimizin kadın konuk evi açmasına yönelik faaliyetlerde bulunulacaktır. Burada ise sorumlu olan kurum İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır. Aile mahkemelerinin 6.280 Nur sayılı kanunun uygulanmasında uzmanlaşmasına yönelik büyük şehirlerde yeniden iş dağılımı yapılacaktır. Sorumlu olan kurumumuz Hakimler ve Savcılar Kurulu'dur. Aile mahkemelerince 6.284 sayılı kanun kapsamında gerekli hizmet ve desteğin sağlanabilmesi için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde bağlantılı olarak gerekli çalışmalar sağlanılacaktır. Sorumlu olan kurum Adalet Bakanlığı'dır. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında her kolluk biriminde eğitimli personelin görevlendirilmesine ilişkin faaliyetlerde ve gelişmelerde bulunulacaktır. Yine asayiş alanlarında görev yapan kolluk kuvvetleri ve kolluk görevlerine yönelik aile içi destek programı kapsamında eğitimler ve seminerler verilecektir. Kadına destek uygulaması kapsamında farkındalığın arttırılması sağlanarak bu uygulamanın yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu saymış olduğum hedeflerde de sorumlu olan kurumlarımız İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'dır. Yine Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde vatanın görevini yapmakta olan erbaş ve erlerimize yönelik gerekli eğitim ve seminerler verilecektir. Sorumlu olan kurum İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Müdürlüğü'dür. Şönimlerde polis irtibat görevlilerine gerekli görevler verilecektir. Burada şiddet mağduru olan vatandaşlarımıza daha kolay erişim sağlanabilmesi için bu konudaki eksiklerimizin tamamlanması gerekmektedir. Bu konuda da sorumlu olan kurumumuz Emniyet Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı'dır. Evet, şimdi sadece kovulduğum maddeler ise Sağlık Bakanlığı'na ait bir takım uygulamalar. Öfke kontrolüne yönelik olarak çalışmalarda bulunulacaktır. Erişkin cinsel şiddet mağduruna yönelik gerekli hizmetin ve özel ilginin gösterilmesi için bu kişilere yönelik özel destek alanları oluşturulacaktır. Yine çocuk cinsel istismarı mağdurlarına yönelik çocuk izlem merkezlerinin sayısı da artırılacaktır. Sorumlu olan bakanlığımız da az önce belirttiğim gibi Sağlık Bakanlığı'dır. Elektronik kelepçe uygulamasında farkındalık artırılıp bu uygulamanın da yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Sorumlu olan kurum Adalet Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'dır. Şimdi farkındalık artırma ve bilinç yükseltme alanında yapılacak olan çalışmalara değinelim. Yapılacak olan çalışmamız aslında belli. Eğitim ve seminerlerin sunulması. Burada ise görev bakanlıklarımızı düşmekte ve her bakanlığımız kendi bünyesinde görev yapmakta olan personellerine yönelik gerekli eğitim ve seminerleri sunmaktadır. Yine Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı kendi bünyesinde bulunan personellere yönelik eğitim ve seminerler verecektir. Yine Adalet Bakanlığı'nca eğitim ve seminerler düzenlenecektir. Adalet Bakanlığı'dır sorumlu olan kurum. Yerel düzeyde muhtarların şiddete yönelik olarak eğitim verilmesi sağlanılacaktır. Sorumlu olan kurum İçişleri Bakanlığı'dır. Evet, aile içi şiddet ve çocuğa yönelik şiddet ve istismarla etkin mücadelede 600 tane okul psikolojik danışman ve rehber öğretmenimize eğitim verilecektir. Ardından bu psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimiz görev yapmış olduğu okullarda kendi idari yönetiminde bulunan meslektaşlarına ve yine öğretmenlere bu eğitimleri sunacaktır. Burada sorumlu olan kurum Milli Eğitim Bakanlığı'dır.
şiddetle alakalı resim yarışmaları veya gezi gibi etkinlikler düzenlenecektir. Yine okul aile işbirliğiyle ortak etkileşim içerisinde çalışmalar sağlanacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı yine sorumludur bu işlemlerde. Evet. Sağlık Bakanlığı kendi bünyesinde bulunan personellerine yönelik eğitimlerde bulunacaktır. Sorumlu olan kurum Sağlık Bakanlığı'dır. Evet, şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlerine değinelim. Şiddetin aslı olmayan ifadelerle tanımlanmasını engelleyecek çalışmalarda bulunulacaktır. Yine kadına yönelik şiddetle etkin bir şekilde baş edilebilmesi için diyelim. Erken yaşta ve zorla evlilikler konusunda vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. Yine sorumlu olan kurum dediğim gibi Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Evet, farkındalık arttırmada ve bilinç yükseltilmesinde diğer bir unsurumuz ise bu yapmış olduğumuz çalışmaların aynı zamanda basın ve yayın organıyla vatandaşlarımıza duyurulması ve sosyal medya aracılığıyla yine vatandaşlarımıza ulaşılması hedeflenmektedir. Bu konuda da sorumlu olan pek çok bakanlığımız bulunmakta. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, İçişleri Bakanlığı gibi kurumlarımız bulunmakta. Evet, kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı kapsamında sunacaklarımız bunlardı. Şimdi Ünye Sosyal Hizmet Merkezi olarak Kadın Hizmetleri Birimi neler yapmakta? Ben biraz bunlara değinmek istiyorum. 6284 sayılı kanun kapsamında hizmet veren bir birimdir. Şiddet mağdurlarımızda gerekli danışma, yönlendirme ve rehberlik hizmetlerini sunmaktayız. Aynı zamanda 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir talebinde bulunmak isteyen vatandaşlarımızın talebi alınarak ilgili mahkemelere gerekli yazışmalar sağlanmaktadır. Ayrıca müdahillik talebinde bulunmak isteyen vatandaşlarımıza gerekli hizmetler sunulmaktadır. Müdahillikten kastımız nedir? Vatandaş kendisine şiddet uygulayan kişi hakkında şikayette bulunmuştur ve davası vardır. Bu davasına kendisi eğer hukuki destek sağlayamıyorsa Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün hukuk hizmetleri biriminden yararlanması kapsamında kendisine gerekli hizmet sunulmaktadır. Ve biz 2019 yılı içerisinde 890 vatandaşımıza hizmet vermişiz. Bunlardan 11 tanesine müdahillik hizmeti sunmuşuz ve 76 tane kişiye tedbir talebinde bulunmuşuz. Bunun haricinde 369 kişinin tedbir izlemesini yapmışız. Yani 6284 sayılı kanun kapsamında kendisine şiddet uygulayan kişi hakkında alınmış olan koruyucu önleyici tedbir kararının işlevleri neler yapılabilir, şiddet mağduriyeti yaşadığında ne gibi eylemlerde bulunabilir, bu konu hakkında şiddet mağdurlarımızı yönlendirip rehberlik hizmetini sunmuşuz. Yine hizmet alan kişilerden 814 tanesi kadın, 75 tanesi erkektir. Bunlardan 165 tanesi ise bakanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan diğer il müdürlüklerine gerekli yazışmalar sağlanmıştır. Yani biz vatandaş şiddet mağduru olan bireyimize ulaşım sağlayamamışızdır. Kendisinin taşındığını tespit etmişizdir veya farklı bir yerde yaşadığını öğrenmişizdir. Bu kapsamda gerekli hizmetin sunulması ve bireyimizin mağduriyetinin devam etmemesi için diğer il müdürlüklerine de gerekli bilgilendirmeleri yapmış bulunmaktayız. Yine ilçelere göre dağılımımız tablomuzda yazılı.
Akkuş'ta 22 tane bireyimiz, Çaybaşı'nda 44 bireyimiz, İkizce'de 18 bireyimiz, Ünye'de ise gördüğünüz gibi en fazla sayımız Ünye'dedir. Burada şöyle bir durum da var. Hem göçlerle birlikte devam eden bir durum, hem nüfusa bağlı olarak bir durumda gözlenmekte. Ama tabii ki niyetimiz bunların azalması yönünde. İnşallah başarı sağlayacağız, öyle diyelim. Ve 2017 yılından itibaren ise 1348 tane kişiye hizmet vermişiz kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sorularınız veya görüş belirtmek isteyen varsa alabiliriz. Söz almak isteyen, görüş beyan etmek isteyen arkadaşlarımıza sırayla olmasa bile söz almak isteyen arkadaşlar söz vermek isteriz. Sevindik Tiktepe Demir. Bu tabii şu anda anlatılan her şey kağıt üzerinde çözülebilecek derecede iyimser bir tablo. Fakat tabii ki burada bazı vakaların tespiti kendi bildirdikleri zaman olabiliyor. Bu yaşananları bildirmeyen birçok insan var. Burada tabii ki sayılar bize belki çok doğru gelmeyebilir ya da tespit edilmiş olmayabilir. Ama sonuç itibariyle baktığımızda çok güzel bir çalışma ve bir eylem planı oluşturulmuş. Şiddet tabii ki çok kötü bir davranış biçimi, buna maruz kalan insanların yaşadığı travmalar da muhakkak çok acı ve atlatılması güç, zaman içerisinde çözülmesi de kolay olmayan bir takım yaşanan duygusal ya da bedensel, fiziksel çöküntülerdir. Ama biz burada çok daha geriye gitmeliyiz. Şiddetin temelinde bir eğitimin ve toplumsal bir çöküşün olduğunu ben düşünüyorum. Eğitimimizde bu eğitim çalışmaları başarılı bir şekilde devam ettirilecek. Ama çok daha alt basamaklarda, ana sınıfları, ilkokullarda çocuklara şiddete karşı bir takım eğitimlerin verilmesi, ileriye yönelik iyi bir toplum oluşturulması için gerekli olacağını düşünüyorum. Çünkü şiddet gören bir çocuk ailesinde daha sonra bu şiddet eylemini geliştiriyor. Şiddete uğramış bireyler, ilerideki yaşlarında şiddet gören, uygulayan kişilerle evlendikleri zaman bu şiddete karşı hiçbir taraf herhangi bir çaba ya da şiddetin önlenmesi için bir mücadele olmayıp bunu kabulleniyorlar ve şiddet o aşamada kronikleşmiş olarak devam etmeye başlıyor. Bizim burada yapmamız gereken toplumumuzda evet ilk önce eğitimimizin en alt kademesinden şiddetin kötü bir davranış olduğunu, bunun önüne geçilebilecek bütün uygulamaların okullarda seminerler olabilir, eğitimler olabilir. Sadece burada tabii ki şiddeti yapan erkeği de düşünecek. Onun da bir eğitimden geçmesi, rehabilite edilmesi gerekir, takip edilmesi gerekir. Ve günümüzde baktığımızda ülkemiz için bir rakam söyleyeyim. 3 kadından bir tanesi şiddete maruz kalmakta. Bu da çok yüksek bir oran. Kadınlar nüfusun ortalamasında, yani dünya nüfusunda neredeyse erkeklerle %50 bir orandayız, yarı yarıya orandayız. Ama buna rağmen birçok olması gerektiği yerde kadınlar yok. Bu da eğitimin önünün açılması, kadının eğitilmesi, kendisini ifade edebilmesi için kadının bir takım yönetimde, kamuda ve bir takım toplumun birçok kesiminde çok daha fazla yer almasını gerektiriyor. Belki şiddetin önlenmesinin en önemli adımlarından bir tanesi eğitimin yayılması, kadının her alanda olması gerektiği alanda ve olması gerektiği kadar sayıda temsil edilmesi ve kadınların bu mücadelede kendi başlarına bırakılmadan desteklenmesi ve şiddete maruz kalan kadınların da rehabilitesinin, tabii ki bu devlet kurumunun, devletin bir görevidir rehabilitesinin yapılması. Bütün bu tespitler doğrultusunda başarılı bir çalışmalar yapılacağını
ve ülkemizin şiddetle anılan bir ülke olmayacağını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kolluk ve adli idari birimler olarak bu tip olaylara çok hassasiyet gösteriyoruz ve bugüne kadar da iyi bir sınav verdik. Tabii bu yasal düzenlemeler bizim işimizi daha da iyi yapmamızı sağlayacak. Özellikle bu alandaki uzmanlaşma, demin anlatan arkadaşımızın da bahsettiği gibi, yani kadına karşı şiddet olaylarında tek bir cumhuriyet savcısının görevlendirilmesi. Bu tabii orada sadece büyük şehirlerde dendi ama biz bunu Ünye'de Cumhuriyet Savcılığı olarak tek bir savcıyı görevlendirmek suretiyle gerçekleştireceğiz. Tabii bu topyekun bir mücadele. Sadece idari kurumlarla veya adli kurumlarla olacak bir mücadele değil. Toplumsal bir mücadele. Vatandaşına desteği lazım. Özellikle çocuğa yönelik şiddet olaylarında mesela rehberlik hocaların, bir örnek vermek gerekirse söylüyorum. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık yapan hocalarımızın suçu deşifre etmesi, deşifre ettiği olaylar çok fazla. Birçok suçu onlar açığa çıkartıyor. Tabii bu zaman zaman hocamız olur, zaman zaman komşumuz olur. Yani toplumsal bir duyarlılık göstermemiz lazım. Sadece kamu kurumlarıyla değil. Benim söylemek istediğim bu kadar Kaymakam Bey. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Başsavcım. Bütün olaylarda da adliyemizin, kolluk kuvvetlerimizde olsun, vatandaşlarımızda olsun, aile sosyal politikalarında çalışan konuyla ilgili görevler olsun, yasalar çerçevesinde kolaylık sağladığınızı, her türlü desteği verdiğinizi biz memnuniyetle müşahede ediyoruz. Sizin şahsınızda bütün savcılarımıza, hakimlerimize, adliye çalışanlarımıza hem kolaylıklar diliyoruz hem teşekkür ediyoruz. Evet, Orhan Bey, siz bir şey söylemek ister misiniz? Sayın Kaymakam, ben de özellikle bu sürekli ulusal basınımızda gün geçmiyor ki şiddet haberlerini duymamış olalım. Özellikle koruma altındaki şahıslarımıza, vatandaşlarımıza koruma altında olmalarına rağmen gerçekten sonu feci şekilde, ölümle, çocuklarının gözü önünde çok kötü bir şekilde ölümle sonlandırılması bir vatandaş olarak her şeyden önce gerçekten bizleri çok üzüyor. Bunların daha iyi bir şekilde tedbirlerinin alınması, artı genel ekseriyete baktığımız zaman maalesef şiddet erkekler tarafından yüzdelik dilimlere vurduğumuz zaman uygulanıyor. Bu da tabii bizim bir erkek olmamız hasabıyla bizim adımıza çok acı verici bir durum. Eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyetimizi kurduğumuz yıllarda bakanlığın adına milli eğitim demiştir. Zannedersem iki tane bakanlığımız var. Birisi milli savunma, birisi milli eğitim. Bunun adına öğretim de diyebilirlerdi ama gerçekten eğitim, eğitim, eğitim. Eğitim aileden başlıyor. Hem erkek, hem bayan. Benim de kendi adıma iki tane kızım var. Gerçekten kız, özellikle kız çocuklarının sonuna kadar okutulması taraftarı ve okumaları lazım. Ki bunların güzel eğitilmeleri lazım. Benim diyeceklerim bunlar benim. Evet. Ben size de teşekkür ediyorum. Şimdi ben bütün bu sunulanları bir eylem planı çerçevesinde sistemleştirilerek toplumun bütün kesimlerin katılımıyla bir mücadele verilmesi, kadına yönelik olarak gerekli tedbirlerin önlenmesine yönelik olarak gerekli tedbirlerin almasını doğru bulunuyorum. Ama bu olayın gerekli tedbirleri alırken sorunun kaynağının ne olduğunu iyi teşhis etmek lazım. Yani nereden kaynaklanıyor? Yani biz nerede yanlış yapıyoruz veyahut da bazı şeyleri abartıyor muyuz? Bazı şeylere tepkiyi yanlış mı veriyoruz? Bunu iyi görmemiz lazım.
Kadına yönelik şiddetin eğitimle ilgili boyutu var, kültürel boyutu var, sosyolojik boyutu var, ekonomik boyutu var, dini boyutu var, inansal boyutu var. Yani bir sürü üretim metotlarıyla ilgili boyutu var, her şey var. Ama bu boyutların kesiştiği aslında bir medeniyet, bir yaşam dediğimiz ortak sentez, ortak paydada buluştuğumuz, yoğurduğumuz hamurun içerisinde yaşanan bazı değişimlerin netice verdiği bir sonuç olduğunu görüyoruz. Nedir bunlar? En temelinde ifade edeceğimiz şey şu. Biz geleneksel bir toplumdan modern bir topluma evriliyoruz. Bu evrilme aşamasında dengeli bir evrilme, dengeli bir dönüşüm yaşadığımız söylenemez. Toplum yaşam şekillerinin dönüşmesi üretim araçlarıyla olan bir şeydir. Avrupa ülkeleri, gelişmiş batı toplumları modern topluma dönüşürken tedrici olarak bir geçiş yaşamışlar. Adım adım bu süreçleri geçmişler. Biz şu anda bu süreçleri çok daha zor koşullarda geçiyoruz. Bazılarını çok daha hızlı geçiyoruz. Neden? Onlar sanayileşmeye ve modern topluma, kent hayatına evrilirlerken cep telefonu kullanmaya başlamamışlardı. Bu kadar hızlı seyahat edemiyorlardı. Bu kadar hızlı iletişim vasıtaları, radyo, televizyon gibi medya vasıtaları yoktu. Bunlar zaman zaman artı gibi gözükürken, zaman zaman bu yaşanan süreçlerdeki handikapların şiddetlenmesine ve daha ağır atlatılmasına sebebiyet veriyor. Şimdi yaşadığımız sorun ne aslında? Şöyle bir bakalım. Aile yapısının dönüşmesi sorunu aslında. Biz geleneksel aileden, geniş aile modelinden çekirdek aile modeline dönüşüyoruz. Geleneksel aile modelinde ne vardır? Anne babanın, hatta dedenin, babaannenin, anneannenin mutlak hakimiyeti vardır. Gözetimi, vesayeti vardır. Çocuk kendi başına göre evlenmeye karar veremez. Evleneceği kişiyi seçemez. Niye bunu söyledim? Hani seçmesin diye söylemiyorum. Ama bugün birçok aile çocukları kendi istekleri, rızaları dışında evlilik birlikteliği, evlilik ilişkisi tesis ettikleri için evlilikte yaşanan sorunlar neticesinde kendi çocuklarına sahip çıkmıyorlar. Onları reddediyorlar. Çok karşılaştığımız bir durum. Bakın, aile yapısının değişmesi, toplumdaki değişmenin karşımıza çıkan başka boyutu. Diyor ki, ben anne babamın rızası olmadan evlendim, anne babamın rızası olmadan kaçtım, evlendim. Şimdi de eşimle geçinemiyorum, eşim bana şiddet uyguluyor, sığınacak bir yerim yok. Orada kim devreye giriyor? Devlet devreye giriyor. Önceden böyle bir müessese yoktu, böyle bir kurum yoktu, böyle bir ihtiyaç yoktu. Evde anne babanın olduğu, büyük babanın, büyük annenin olduğu bir evde, babasının, annesinin yanında kolay kolay o kötü niyeti içinde taşısa dahi erkek, koca, kadına şiddet uygulayamaz. Tabii şiddet tek boyutlu değil. Psikolojik şiddet de var. Zaman zaman eşlerden bayanlar da erkeklere psikolojik şiddet uyguluyorlar. Onlar da anne babalarının ve dede ve babaannenin olduğu, kayınpederinin, kayınvalidenin olduğu bir ortamda onlar da ölçüyü muhafaza ediyor. Şimdi baktığınızda geleneksel toplumun değer yargılarıyla o geniş ailesinden çekirdek aileye döndüğümüzde tamam güzel, ama dönüşüm hızlı olduğunda buna uygun müesseseler, buna uygun kültürel altyapı oluşmadığı zaman yaşadığımız kırılmalar, yaşadığımız travmalar, komplikasyonlar diyelim, ortaya çıkıyor. Yine çarpık ilişkiler, iletişim vasıtasıyla internet, sosyal medya, efendim cep telefonu, yani bunlar olmasın demiyoruz, olacak, ama bunların ölçüsüz ve aile içerisindeki o bizim alıştığımız ilişki denklemini bozacak şekilde hayatımıza girmesi bazı şeyleri katalizör görevi yaparak
yaşanan sıkıntıları şiddetlendiriyor, zorlaştırıyor. Yine üretim metoduyla diyoruz. Önceden kırsalda, tarım toplumunda birlikte tarla süren, efendim geniş bir ortamda yaşayan, ortak müşterek mücadelede hayatı kazanan bir toplumdan şimdi o enerjisini şehir hayatında çalışarak atamadığı gibi spor yaparak veyahut da kültürlü aktivitelerde de atamayan negatif enerjinin biriktiği, efendim bunun bağlı olarak stresin birçok psikolojik olumsuzluğun yansıdığı bir toplumda insanların birbirlerine karşı daha tahammülsüz olduğunu görüyoruz. Sadece kadın erkek ilişkilerinde değil. Neden? Bizler yeşillikler içerisinde, geniş bahçeleri olan, iş hayatımız, günlük hayatımızda spor ihtiyacımızı zaten karşıladığımız bir toplumdan adeta hiç enerji harcamadan ama çok yüksek kalorili gıdalarla beslendiğimiz adeta bir stres topuna dönmüş durumdayız. Yani önceden sobam, odunumuzu kendimiz keserdik. Odunumuzu kendimiz taşırdık. Sobamızı kendimiz yakardık. Külünü kendimiz boşaltırdık. Şimdi bırakın kömürü, sobayı, neredeyse akıllı telefonlardan düğmeye basarak evimizin kaç derece ısıtılacağını daha evimize gelmeden bir saat önceden yapıyoruz. Ha bu nedir? Modernliğin bize verdiği bir nimet. Bunu reddetmiyoruz. Bu olsun diyoruz. Bu olacak diyoruz. Ama eksik yaptığımız şey ne? İnsanın bir fıtratı var. Bu vücudun yeşillik içerisinde, doğa içerisinde yürümesi lazım. Spor yapması lazım. O fıtratına uygun bir ortamda hayatını idame ettirmesi lazım. Onun için bizim şehirlerde daha geniş parklara, daha geniş spor salonlarına, spor mekanlarına, kültürel aktivitelere, sosyalleşmeye ihtiyacımız var. Yani biz bir anda bu fıtri koşullarda, doğal koşullarda yaşayan insanı dar bir alana sıkıştırıyoruz. Ve bu sıkıştırdığımız alanda gelir uçurumların had safhada olduğu. Birinin evine son model mobilyalar, aletler, cihazlar, kıyafetler, yiyecekler aldığı, hemen onun yanı başında zaruri ihtiyaçları gideremeyen aileler. Bunun oluşturduğu gerilimler, bunu karşılayamayan kocanın artık çaresizlik içerisinde haklı talepleri dile getiren eşine karşı şiddetle mukabele etmesi. Çünkü müsbet olarak verecek bir cevabı yok. Gelir uçurumun, gelir adaletsizliklerin bu denli toplumdaki uçurumların, kırılmaların iç içe olduğu, sıkışık olduğu bir yaşam ister istemez toplumda bir gerilime sebebiyet veriyor. Onun için bu sorunların aynen madde bağımlılığında olduğu gibi temelinden köklü olarak çözülebilmesi için bizim modern hayatın gereği olan, bir şehirde olması gereken yeterli yeşil alanlara, yeterli spor alanlarına, yeterli eğitim alanlarına, yeterli sosyal faaliyetlere, yeterli kültürel faaliyetlere ihtiyaçlarımız olduğu gibi aynı zamanda gelir adaletine, toplumda adalet duygusunu sarsacak olaylara mahal vermememiz lazım. Bu genel olarak toplumda var olan bir stresin, bir öfkenin yansıması gibi karşımıza çıkıyor. Yine basın insanların bilgilenmesi için, insanların eğitilmesi için çok doğru bir vasıta. Ama şunu isim vermeden ifade edeceğim. Bir gün bir televizyon kanalında bir dizi var. Dizide daha lise çağındaki, delikanlı çağındaki kız çocukları erkek arkadaşı için birbirlerine kıyasıya mücadele ediyorlar. O mücadele aşamasında kalmıyorlar. Birbirlerini döverek hangi erkeği kimin alacağı, kapacağı noktasında birbirlerini filmde yaka paça dizide şiddet uyguladıklarını gördüm. Hemen o dizi bitti.
15 dakika sonra o aynı televizyon kanalının ana haber bülteni başladı. Ana haber bülteninde spiker aynen o dizide anlatılan gibi bir olayı anlatıp bunun ne kadar yanlış olduğunu, ne kadar çirkin olduğunu, ondan sonra bundan utanç duyduğunu söylüyor. Ya sen duyuyorsun da kardeşim 15 dakika önce senin televizyon kanalın bunu dizide rol model olarak reklamını yapıyor. Sen yani timsah gözyaşı mı döküyorsun? Yani bizim televizyonlarımız, bazı medya kuruluşlarımız tavşana kaç taziye tut diyor. Hem reklamını yapıyor, özendiriyor, sözüm ona toplum bilinçlendiriyor. Böyle bir şey olmaz. Biz haberciliği toplum bilinçlendirmek için değil, adeta reklamını yapar gibi yapıyoruz. Yani bizim dilimizin söylediğiyle elimizin yaptığı, ayağımızın gittiği yerler farklı. Zihnimizde geçenler farklı. Batılı tasvir safi zihinleri idlal eder. Yani kötü şeyleri siz çokça anlatır, tarif ederseniz insanların beynini kirletirsiniz. İş dünyasını kirletirsiniz. Bizim televizyonlarımız adeta bulvar gazeteleri gibi. Yani normalde haber değeri taşımayan, kadına yönelik şiddeti önlemek için değil, adeta toplumda bir infial havası uyandırmak için sürekli bunları ballandıra ballandıra anlatıyorlar. İşte bir siyanürle zehirlenme vakası oldu. Tabir yerinde ise intihar vakası oldu. Tabir yerinde ise olayın reklamını yapar gibi bir yaygınlaşma, efendim, sirayet ettiği ortama sebebiyet veriyor. Kardeşim, bunlarla ilgili tedbir alalım. Ama biz bunların reklamını mı yapıyoruz, kınıyor muyuz? Biz bunları özendiriyor muyuz, önlemeye mi çalışıyoruz? Üzülüyor muyuz gerçekten? Yoksa bak iyi oldu mu demeye çalışıyoruz. Bunlara bir karar vermemiz lazım. Yani bir şeyi toplumu aydınlatırken, bilinçlendirirken biz bunların reklamını yapar gibi topluma örnek olacak şekilde anlatmamamız lazım. Kısacası bu hepimizi rahatsız eden, artık görmek istemediğimiz, duymak istemediğimiz ve özünde kırsal yaşamdan çok hızlı bir şekilde kentsel yaşama geçtiğimizin, yani öyle kentleşme söylendiği gibi 3 günde 5 günde olacak bir şey değil. Yani ciddi bir sosyolojik dönüşümü gerektiriyor. Hani biz şöyle bir bakalım, 50 yıl içerisinde kırsalda yaşayan nüfusumuzla bugün yaşayan nüfusumuzu kıyasladığımız zaman 10 değil belki 20 kat artış var. Yani bugünkü sayılarla ifade edeceksek 80 milyon nüfusun bundan 50 yıl önce neredeyse 60 milyonu kırsalda, 20 milyonu kentlerde yaşarken bugün tam tersi 80 milyonun 60 milyonu kentlerde, 20 milyonu kırsalda yaşıyor. Bir de şimdi bu nüfusa baktığımızda, bu dinamik kent nüfusuna baktığımızda kentsel altyapı olarak gerekli ihtiyaçlarını karşılayamadığımız, iş veremediğimiz, aş veremediğimiz, standart konut veremediğimiz, gerekli yeşil alanı bırakamadığımız, gerekli spor alanını bırakamadığımız, teneffüs edeceği alanı bırakamadığımız toplumu adeta bir cendereye soktuğumuz bir yapıda insanlar stres altındadır. Bu stres ya trafikte kavga şeklinde olacak. Şimdi nerede oluyor kavga? Magandalıklar nerede oluyor? Trafik sıkışıyor. Adam 10 dakikada gideceği yeri 1 saat 15 dakikaya gitmeye kalkınca hastası var, işi var, acelesi var. Geriliyor. Orada en ufak bir dokunmaya adam patlıyor. Aslında normal şartlar olursa adam o tepkiyi vermeyecek. Fakat zaten şişmiş, zaten bir tahammül sınırına, hani bardağın son damlasına gelmiş. Ondan sonra bir damla olur, bir kaşık olur, bir bardak da bir şey taşıracak onu. Hani bunu meşru görmüyoruz. Bu doğrudur, zaten olacaktı demiyoruz. Ama biz sorunların temeline inmeliyiz. Temelinde bizim sağlıklı kentleşmememiz var. Sindirebilme kapasitesi dediğimiz kırsaldan kentlere çok hızlı göçümüz var. Ve bu kırsaldan kente dönüş, üretim modelinin değişmesi, efendim dar alanlara birçok nüfusun yığılması neticesinde şehirde de insanların görüp de alamadıkları, temin edemedikleri şeylerin vermiş olduğu sıkıntıyla standardın uzaklaşması, aile yapısının geniş aileden çekirdek aileye dönüşmesi, iletişim vasıtasıyla çok farklı şeylerin, iyilerin olduğu kadar kötü şeylerin de insanların önüne kolay gelip kolay ulaşabilir
olması neticesinde bakıyoruz bu değişim toplumun genetiklerini şey yapmaya başladı. Ha burada önceden ayıptır, günahtır, yapma dediğimiz şeyleri artık bize ayıptır dediği diyecek bir insan olsa dahi onu diyen insandan utanmadığımız bir toplumda yaşıyoruz. Biz yaptığın ayıptır dediğimizde kim bize ayıptır dediğinde utanırız? Bizi tanıyan insanlardan utanırız. Ama öyle kalabalıklar, kitleler içinde yaşıyoruz ki adam ayıptır diyen adama gidiyor ona da şiddet uyguluyor. Çünkü onu tanımıyor, utanmıyor. Normal kafası yerindeyken karşılaşacağı bir insan değil. Bir daha görüşeceği bir insan değil. Yani bizim toplum olarak yaşadığımız sıkıntı hızlı kentleşme, modernleşme. Geleneksel toplumdan modern topluma geçme. İşte burada bütün kurumların zaten saydınız. Yani bunun içerisinde Diyanet de var, Milli Eğitim de var, Adalet Bakanlığı da var, Gençlik Spor Bakanlığı da var, Çalışma Sosyal Güvenlik ve Aile Bakanlığı da var. Yani bir sürü bakanlığımız var. Ama biz sorunu kendi içimizde doğru bilip verdiğimiz refleksleri ona göre vermemiz lazım. Bu akşamdan sabaha bu sorun oluşmadığı gibi, yani bir günde bu sorunu önümüzde bulmadığımız gibi bu sorunu bir günde de çözemeyiz. Yani bütün güçler, hani bunu indirgeriz, asgari seviyeleri çekeriz, mağdur olanların en az hasarla bu süreçlerin geçmesini devlet olarak üzerimize düşeni yaparız. Ama biz bunu sıfır tolerans tanısak da bunu bir senede iki senede sıfıra ineceğiz, indireceğiz demek mümkün değildir. Yani bunu da bu gerçekliğe görerek tedbirlerimizi almamız lazım. Zaten bakanlığımız da bu çerçevede tedbirlerini almış. Ne yapmış? Kadın sığınma evleri. 20 yıl önce, 15 yıl önce, 10 yıl önce Rize Pazar, yani süreli sayıyorum. Bu tip vakalar geldiğinde, belki bu kadar sık değildi. Biz şiddete maruz kalmış, evinin kapısına konmuş, çocuklarla beraber yanımıza gelmiş, yanıma gelmiş şeyle, emniyet müdürümle, işte jandarma komutanımla, yazı işlerimle oturuyoruz. Ya biz bunu ne yapacağız? Gönderecek hiçbir yer yok. Milli Eğitim Müdürü'nü çağırdım, ya müdür bey, ya vakıf müdürünü çağırdım, bunu vakıftan biz parasını verelim de, yani bu olay yatışana kadar 3 gün, 5 gün öğretmen evinde misafir edelim. Ya efendim olur muydu, olmaz mıydı? Ya dedim, bunu sokağa bırakacak halimiz yok. Yani kadın, çoluk, çocuk, 3-5 kişi bunu bu şekilde yerleştireceğiz. Yani bunu 10 yıl önce de, 15 yıl önce de, 20 yıl önce de karşılaşmış sorunlarda biz kurumsal olarak, devlet olarak alıştığımız bir şey değil. Bakın, kentleşme böyle sorunlar çıkacak, biz de hazırlıksız yakalandı. Yani toplum olarak biz 1960'lı yıllarda, 70'li yıllarda bunun hazırlığını yapmamız lazımdı. Ama biz daha yeni yeni yapıyoruz arkadaşlar. Bakın benim 21. yıl mesleğimde çalışıyorum. 10 yıl önce bununla ilgili biz çoğu yerde, belki büyük şehirlerde, merkezlerde muhatap bulabilirdiniz. Ama inanın biz ilçelerde, öğretmen evlerinde, işte vakıftan yaptığımız yardımlarla, işte kendi el yordamımızda, hani bir kaymakamın il dairesi kanunu verdiği yetkilerle, işte belediye başkanı, ya işte ne yapacağız, şudur budur, bu şekilde çözüm bulmaya çalışıyorduk. Ama şimdi ne var? Bunun yasal altyapısı var. Kurumsal yapıları oluşturuldu. Biz niye bir araya geliyoruz? Hazır olmadığımız, kurumsal olarak, yani bir ilkokul çağına gelen çocuğun okula gitmesiyle ilgili ne yapıyoruz? Çocuk 6 yaşına, 7 yaşına gelmişse kayıt bölgesi neresidir? Okula kaydettiriyoruz değil mi? Bunu sokakta herhangi bir vatandaş karşılaşsa böyle bir duruma ne der? Sen çocuğunu niye okula kaydetmedin der. Çünkü artık toplumsal olarak da, kültürel olarak da, kurumsal olarak da bu sorunun cevabı var. Okul çağına gelmiş bir çocuk okula gider. Kayıt bölgesinde okula gider. Kimlik kartı yoksa kimlik kartı çıkarılır. Anne babası yoksa bir veli tayin edilir. Bunu çözer. Bunu toplum artık biliyor. Birisi hasta olduğu zaman ne yapıyoruz? Eğer aile hekimini biliyorsak aile hekimine, yoksa hastaneye veyahut da efendim en yakın sağlık kuruluşuna götürüyoruz. Eğer o hastalığıyla ilgili devlet hastanesinde branş yoksa özel hastaneye götürüyoruz değil mi? Bakın herkes refleks olabiliyor. Ama kadına şiddet uygulandığı zaman biz ne yapacağız dediğimiz zaman önceden bu işe yaklaşım şuydu. Olay azdı. Az olmayan, var olan olaylarda kol kırılır, yen içinde kalır diye işinde kapatılırdı. Ve bu konuyu söylemek, bu konuyla yüzleşmek ayıp sayılırdı. Aynı engelli vatandaşlarımıza da benzer durum vardı. Yani o konu konuşulmaz.
İşte şiddet mağduru olmuş bir kadın, onun emarelerini göstermemek için yeri gelir bir hafta dışarıya çıkmaz. Yeri gelir işte sağını solunu kapatır. Yeri görür işte düştüm der. Farklı gerekçeler uydurarak o şiddeti kamufle etmeye, örtbas etmeye çalışırdı. Ama bugün artık bu çok hızlı bir şekilde duyuluyor ve devletimiz de vatandaşımız da bu konuda duyarlı. İşte biz bu pratik noktasında kurumsal yapının oluştuğu yerde kurumlar ne yapacak? Kaymakamlık ne yapacak? Adliye ne yapacak? Emniyet ne yapacak? Jandarma ne yapacak? Belediye ne yapacak? Milli Eğitim ne yapacak? Gençlik Spor ne yapacak? Üniversite ne yapacak? Efendim sivil toplumlar ne yapacak? Yazı işleri ne yapacak? Sosyal hizmet ne yapacak? Bir defa bir araya gelerek şiddet mağduru olan insanlara ne şekilde müdahale etmemiz, ya bizim konumuz değil. Bazı öyle kamu görevlileri var. Ya bana ne falan veyahut da işte sanki bir yetkisi yok mu? Artık bu devletin görevi. Neydi geleneksel toplumda? Ayıptır, günahtır, kolu, komşu, akraba ilişkileri içerisinde çözülen şeyi artık hukuk sistemi içerisinde devlet çözecek. Bu geçiş de kolay sağlanmıyor. Bu bir makas değişimidir. Yani bu bir makas değişimidir. Tabir yerindeyse normal kara trenin hızlı demir yoluna aktarılması gibi bir şeydir. Yani birbirine o rayların da oturması, sistemin de oturması uyumlu olması lazım. Nasıl siz kara treni hızlı demir yolunun hatlarında yürütemiyorsunuz? Nasıl hızlı demir yolunda, hızlı treni de eski kara tren yolunda gönderemiyorsunuz? Şimdi biz de geleneksel toplum değişti, modern topluma doğru gidiyor. Altyapımız ne? Geleneksel toplum altyapısı. Şimdi biz modern topluma geçen bu yapıyı ona uygun devletin modern altyapısını oluşturmamız lazım. Ki bu senkronize bir şekilde gitsin. Bu bütün olmuyor. Bir anda toplum gelenekselden moderne geçmiyor. Örf ananelerden de hukuk sistemine dönüşmüyor. Dönüşse dahi uygulaması kolay olmuyor. İşte biz bugünün bu ülkedeki sorumluluk alan insanları. Kaymakamı, başsavcısı, işte belediyesi, jandarması, emniyeti. Müdürleri, üniversitesi, sivil toplumu. Biz bu kavşak noktasındayız. Biz değişimi şiddetle yaşayan bir dönemin kamu görevlileriyiz. Ve bugün 20'li yıllarda, 30'lu yıllarda çocuğun okula gönderilmesi, kız çocuğun okula gönderilmesi meselesi 30 yıl önce, 40 yıl önce, 50 yıl önce nasıl problemse onun sistem uygulaması bugün de kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddet uygulandığı zaman tedbirin alması konusunda bizim pratiklerimiz noktasında eksiklerimiz var. İşte o eksiklerimizi artık devlet duruşuyla, devlet dediğin nedir? Yürütmesi, yargısı, sivil toplumu, yasaması, mevzuatı, yerel yönetimi, devlet dediğimiz aygıt bu. Biz işte devlet olarak bugün hepimiz buradayız. Ne yapacağız? Onun için bu duyarlılığı, bu farkındalığı oluşturmamız lazım. Eğitimde kadınlara fırsat eşitliği vererek, kız çocukların okula gitmesini, efendim üniversiteye devam etmesini, iş bulmasını, sosyal ekonomik yoksullukları, efendim halk eğitim kurslarıyla kadınların ihtiyaçlarının giderilmesini, efendim sağlık imkanlarının sunulmasını, her türlü aklımıza gelebilecek spor, sanat, kültürel faaliyetlerini destekleyecek şekilde tedbir amaçlı da ihtiyaçların olması lazım. Ama benim söylediklerim, böyle detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştıklarım bir kaymakam olarak yeri geldiğince karar vericileri de tesir edecek birisi olarak ben bu sorunun temelinde ne vardırı konuştuğumdan gördüğüm yapı bu. Bunun için bizim panik havasına girmeden, işi olağanlaştırmadan ama panik havasında, bozgun havasında olmadan evet bu yanlıştır, bunu düzelteceğiz, düzeltebilecek irademiz vardır. Bu çok sürpriz bir şey değildir. Olabilecek bir durumdur. Kanıksamadan, normalleştirmeden normal tepkiler, yani günübirlik tepkiler vererek değil. Efendim işte onu idam edelim, bunu asalım, bunlar değil. Bunlar abartılı tepkiler. Devlet olmak, tepkileri de ölçülü vermek ve sürdürülebilir 50 yıllık, 100 yıllık planlar, projelerle gitmektir. İnşallah bu mücadelemizde biz elimizden geldiğince devlet olarak, devletin tüm kurum ve kuruluşları olarak kadınlarımıza şiddete sıfır tolerans tanıyarak, bu konuda çalışan arkadaşlarımıza her türlü desteği vererek, kanunun bize verdiği yetkiyi kadınlarımızın lehine en hassas, en azami, en optimal şekilde kullanarak bu sorunun ilçemizde,
yaşadığımız bölgelerde en az hissedilmesini sağlamaya çalışacağız. En az hissedilmesi gibi sağlayacağımız gibi yaşanmaması için de eylem planında öngörülen bütün tedbirleri alarak yolumuza yürüyeceğiz. Ben bugüne kadar çalışmalara gönüllü, aktif olarak çalışan ve güzel örnekler koyan bütün kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Değerli katkılarınız için, katılımlarınız için de hepinize şükranlarımı sunarken bir dahaki toplantıda bulunmak üzere toplantıyı bitiriyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.